Şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere zirvemize ev sahipliği yapan Medipol Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sabahattin Aydın'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanım, Sayın TÜBİTAK Başkanım, saygıdeğer bilim insanları, değerli öğrenci arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Genelde zirveye katılımınız ama özelde üniversite teşrifinizden dolayı özellikle hepinize teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Efendim, tabii ki bu zirvenin teması ile ilgili benim söz söylemem biraz haddi aşmak olur. Ancak açıkçası yine de şunu ifade edeyim. Farkındalık zirvesi temel olarak öğrencilerin yurt dışındaki imkanları, olanakları keşfetmesi ve bu yolları bulmasını hedeflese bile aslında günümüzde bizim sürekli tartıştığımız konu daha çok beyin göçünün nasıl yönetileceği hususuna odaklanıyor. Önce beyin kaybı gibi gördük biz bu olayı, sonra beyin göçünü geri çevirebilir miyiz diye kaygılar peşine düştük. Ancak özellikle bilginin medeniyetlerin ortak paydası olduğu, hele hele müminin yitik malı gibi bir inancın sahipleri açısından baktığınızda aslında beyin göçü değil, belki beyinlerin ortak kullanımı, birlikte kullanımı, paylaşımı gibi kavramlar üzerine durmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Olaya böyle baktığımızda her bir değerimizden dünyadaki tüm toplumların, tüm medeniyetlerin, tüm uygarlıkların yararlanması fırsatı doğar. Ve belki de bir araya gelerek büyük sinerjiler doğururuz diye düşünüyorum. Değerli katılımcıların vaktini almadan, özellikle saygıdeğer hocalarımızın deneyimlerini dinlemek için burada bulundukları için haklarına tecavüz etmemek adına konuşmamı çok kısa kesiyor. Tekrar katılımınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.